Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yeni askerlik teklifi için iktidarla muhalefet arasındaki uzlaşı arayışına ilişkin trafik sürüyor. Bunun tek başına bizim karar vermemiz doğru değil. Biz askerlik gibi ortak bir değerin, ortak bir anlayışın herkesin katma değerli olmasını istiyoruz. Muhalefet partileri 65 maddeli teklifin bazı düzenlemelerine tepki gösteriyor. İktidarsa teklifin uzlaşı içinde yasalaşmasını istiyor. Devreye Milli Savunma Bakanı girdi. Bu görüşme karşılıklı anlayış içerisinde geçmiştir. Muhalefet partilerinin kanun yasalaştığında yaklaşık 106 bin askerin terhis edilmesinin güvenlik zafiyeti yaratacağı iddiası var. Bir diğer eleştiri ise 45 ve 5. maddeye yapılıyor. 45. maddeye göre Cumhurbaşkanı gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutabilecek. Teknik olarak önceden bu yetkiyi Bakanlar Kurulu yürütme adına kullanırken bugünkü sistemde Bakanlar Kurulu olmadığından dolayı o ifadenin yerine Cumhurbaşkanı eklenecek. Yani yeni bir yetki yok. Olan yetkinin yeni sisteme göre revize edilmiş hali söz konusu. Kulislerde itiraz edilen maddelerde değişiklik olacak mı sorusuna yanıt aranırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mecliste grubu bulunan siyasi partilere ziyaret başlattı. İlk temas CHP grubuyla kuruldu. Tatmin edici cevap aldığımız maddeler olduğu kadar görüşelim dedikleri maddeler de var. O maddelerle ilgili az önce de ifade ettiğim gibi önümüzdeki hafta içerisinde adım adım ilerleyerek ne gibi düzeltmeler yaptılar onları görerek biz de tavrımızı belirleyeceğiz. Zaten. Önümüzdeki hafta içerisinde bir görüşme daha yapılacak. Kanun geldiği gibi geçecek öyle diyebilir miyim? Teşekkür ediyorum. Gerekli çalışmalar yapılıyor, gerekenler yapılıyor. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok. Akar'ın ikinci ziyareti ise MHP'ye oldu. Görüşmelerde Akar, muhalefet partilerinin kanun teklifine ilişkin itirazlarını dinledi, onlardan gelen soruları yanıtladı. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yeni askerlik sistemine neden ihtiyaç duyuldu ve yeni sistemde neler olacak sorularının olduğu bir görsel paylaştı. Neden ihtiyaç duyuldu sorusuna yığılmaları önlemek ve profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektir yanıtı verildi. Twitter hesabından bir açıklamada AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'tan geldi. Arınç, uzlaşı arayışı nedeniyle kanun teklifinin haftaya kesin olarak yasalaşacağını söyledi. Zafiyet eleştirilerine yanıt veren Arınç, 4 olan celp döneminin 12 aya yayılacağını ve devamlı olarak personel temini olacağını ifade etti.